Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Nepomniachtchi paramparça oldu kelimenin tam anlamıyla. Hatta kelimeler belki yetmeyecek, o yüzden sizlere klibi de getirdim. Klibi de karşılaşma sonunda incelemiş olacağız. Ve buradan devam etmek istiyorum. Çünkü kazancı beyazlar çok yakındı. Ve burada şah E6 ile birlikte siyahlar tabii ki bu piyona koşuyorlar. Siz eğer bu piyonu alırsınız, o da belki G5'i alacak. Ve böyle bir konumda biliyorsunuz at ve fil kaleden daha değerli ama piyonlarınızın da olması gerekiyor. O yüzden piyonları oyunda tutmak çok önemli. Ama tabii ki burada G5'i oyunda tutamayacaksınız. Şah F5 var burada. Şah F5'ten sonra G5 düşüyor. Ya ver atı ya bu piyonu ver diyor. Ama tabii ki atı nereye kaçtığınız çok çok önemli. At E5 kaçtı Nepomniachtchi ve tamamen oyunu berabere yaptı ama farkında değildi. Peki ne oynayabilirdi? Burada at H4 varmış ve at H4 aslında konumu kurtarıyor. Çünkü siz hemen G5 alamıyorsunuz. G5 aldığınızda at F3'ten çatal yiyorsunuz. O yüzden bu olmuyor ve burada siz şah G4 oynamanız lazım. Şah G4 oynadıktan sonra at G2 ver buradaki kaleyi. Kalede bir şah burayı kesmeye çalıştığında da siz şah E5 gidiyorsunuz ve rakip şah G5'i aldığında siz şahı buralara yaklaştırmıyorsunuz. Yani şahın gelmesini engellemiş oluyorsunuz ve sonrasında bir şekilde bu piyonu alacaksınız ve şah o kadar yaklaşmış olmayacak ve aynı zamanda buradaki şahlamalardan da kaçmış olacaksınız. Atınız da düşmeyecek çünkü at F4'e fil korumasında geldiği için hiçbir sıkıntı olmadan şah buralardan kaçıp B7'yi alacak ve sonrasında da bu piyonu rahat rahat çıkacaktı. Ama tabii ki pratikte o kadar kolay değil. Şah F5'ten sonra at E5 oynandı. Kale D1 şah. Şah C5'e gitti ve şah G5'i aldıktan sonra at B7 ve burada gidip at D6 ile tabii ki bu piyonu alacaksınız ama bir dakika, şah saklanamıyor. Şah burada kale C1'den sonra şah B5, kale B1'den sonra şah A4 ve şahlamalardan sonra şah, diğer şah artık yaklaştı ve sizin bu piyonu çıkmanıza izin vermeyecek. Çünkü at B7'den sonra kale C1'e artık bu patlatma var ve sonrasında şah çok yakın kaldı. Şah B4 ve devamında kale C7'yi aldıktan sonra siz şah çekseniz de bu piyon artık vezir olmayacak ve burada tabii ki beraberlikte anlaşmalarına da gerek yok. Çünkü sadece at kaldığı için konum berabere oldu. Ama Nepomniachtchi burada konumun farkına vardı ve şahın yaklaştığını fark etti. Kale C1'den sonra işte bakalım Nepomniachtchi nasıl üzülmüş burada. İşte burada şahın yaklaşmasından dolayı konumu fark ediyor ve işte o, yani kelimelerle anlatamıyorum aslında, çok çok kötü bir durumda. Burada kazancın çıkmadığını fark ediyor belli bir süre sonra ve yani işte o gördüğümüz derbeder Nepomniachtchi'yi bir kez daha görmüş oluyoruz. Dünya şampiyonluk maçında çok fazla görmüştük kendisini böyle. Ama ben tabii ki adaylar turnuvasını kazanacağına hala inanıyorum ve hala onu destekliyorum. Ve umarım tabii ki buralardan geri dönüş yapacak, iyi toparlanması lazım kendisini. Çünkü bir ay sonra adaylar turnuvası var ve en azından tabii birazcık daha fitleşmesi de gerekiyor. Bakalım oraya hem mental olarak hem fiziksel olarak hazır olacak mı? İzlediğiniz için teşekkürler ve bu konumun beraber olduğunu görüyoruz. Nepo'yu ne kadar derbettiğini görüyoruz ve sizlerle birlikte yeni videolarda görüşmek üzere diyelim. Beğenip tabii ki abone olmayı unutmayın ki tekrar görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.